Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz bugün gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Pazara gidiyoruz. Çünkü bugün son kurulacakmış. Yani normalde buranın pazarı perşembe günü ama bugün günlerin ne önü? Cumartesi. Bugün cumartesi. Kapalı olacağı için bir daha kurmayacaklarmış. O yüzden son alışverişimizi yapamadık, pazar alışverişini. Evde de bir şey kalmadı. Malum her gün yemek, salata falan. O yüzden yola koyulduk. Hemen evimizin önünden bir U dönüşü yaptık. Pazara ve doğru gidiyoruz. Yolculuğa başlıyoruz. Aman arkadaşlar, arabamızda öyle çamur yağmış sanki üstüne. Kusura bakma. Bayağıdır kullanılmıyordu annemgilin arabası. Benim arabayla gidiyoruz genelde. Bu da buraya, bu tarafa mı geliyor? Motor o tarafa mı geliyor? Bu tarafa. Şeyden arabanın çamurdan göremedin elinden. Ben şey ters yöne girdim. Babam Abdülhamid'in boyu uzun ya. Şurayı kendilerine göre ayarlamışlar. Arkayı göremiyor. He. Hemen. Şurada A101'imiz. Bugün pazar ikiye bölünmüş. Bir pazartesi pazarın kurulduğu yer var çarşıda. Bir de perşembe pazarının kurulduğu yer var. Yarısı orada, yarısı burada da değişim. Bilmiyorum artık ne kadar bulabilir miyiz aradıklarımızı. Şimdi herhalde yasak olduğu için az kişi gelmiştir bence. Çok kalabalık değildir pazar. İnşallah. Diyeceğim ama bugün de şimdi son gün deyince bizim Türk milleti hep koşturduğu için hiç belli olmaz. Belki de ürün bile bitmiş olabilir yani pazarcılarda. Doğru, bakalım bakalım. Hemen pazara döndük. Ana. Pazar kalkmış mı kız? Pazar mazar gözükmüyor valla. Var da tek tük, dediğim gibi hepsi buraya kurmamış. Aşağıda mı çöküyor bu tarafta? Bilmiyorum. Artık adamların işi neredeyse oraya gitmiştir. Bence bitmiş pazar. Polis şişi var orada, girme şeyi ama. Valla baba izliyorsan gireceğim oradan ben şimdi. Çünkü tek yönlü kurulmuş. Gir kimse yok ki. Yine şuradan bir yerden kalkmış kızım, yok, kalkmış pazar. Evet. Yağmalamışlar pazarı. Pek bir şey yok ama şöyle pazartesiye doğru gitmeyelim dedik. Hemen yakınlarda birazcık sebzemizi alalım. Pantolonda da nişasta var. Biraz önce baklava yaptık. Yarın soğuk baklava geliyor. Bu arada annemin kanalında. Hemen çıktık. Sonra alalım, ben de konuşalım. Teyze de köyden getiriyor. Pamuk gibi. Kupre müpre hiçbir şey yok. Dönüşte alalım. Teyze dönüşte alalım. Geri geleceğim. Ev, şey, araba burada. Elime taşımayayım soğanı. He? Soğanı elime taşımayayım diyor. Şey alalım da. Bir de onun poşete sığmıyor. He. Sallanıyor. Bana kavun bile çıkmış. Küçük küçük baksana, hani pazar varmış. Varmış da bitirmişler annem. Biz geç kalmışız. Normalde bizim buranın pazarı arkadaşlar akşama kadar sürüyor. Ama hani 5'te sokağa çıkma yasağı tekrardan şey var ya. Ha, herkes 5'e kadar işini halletmiş. Doğru. Kadın. Bak bu da kadın da çalışıyor. Böyle tek kadınlar sattığı zaman genelde köy ürünleri oluyor. Annem de salatalı domatesi bulabildiğince onlardan alıyor. Nereye gidiyoruz canım? Bir şey kalmadı burada. Şuradan dönelim. Şuradan bir şeyler alırım. Meyveye bakalım. Esnafımıza biraz sahip çıkalım. Kurumsal yerlerden sebze almayalım. Evet. Gerçi bunlar da halden alıyor da. Çürük meyveleri hep yere bırakmışlar. Şimdi buraya vallahi belediyenin arabası gelir. Çok pis çalışıyorlar ya. Buranın belediyesi çok temiz gerçekten. Aynen. Pazar kalkar kalkmaz. Belediye yazık. Arabalar, çöp arabaları geliyor, tertemizliyor her tarafı. Herkes aslında atmasa böyle belediyede ya fazla bir şey çıkmaz. Yazık adamlara, oruç oruç buraları temizleyecekler şimdi. Yine bu temiz hali. Normalde akşama doğru gelseniz daha pis oluyor. O tarafta hiçbir şey yok. Gel şuradan geçelim. Bir U dönüş yapalım şuradan arkadaşlar. Karpuz vardı değil mi? Karpuz almayalım. He? Karpuz vardı. Karpuzun daha mevsimi değil ya. Geçen aldık da pek beğenmedik. Şey var içinde. Zar mı oluyor? Zarlıydı. Evet. Meşhur Çanakkale parkımız. Valla. Bugün karpuz. Sokağa çıkma yasağı var anne. Hı? Bugün sokağa çıkma yasağı var ha. Baksana parklar, bahçeler. Değil mi? Merzifonlular, like'lara basalım. Evet. Bir gün de şeyin evini oradan geçeyim, evini öğrendim. Kimi? Zeliha Tarhan ablanın. Yemin et. Geçen video çektiğimde Nazik oradan aşağı yoldan gitseniz benim ev orası dedi. Nereden gittik ki? Ha şey, siz akran ettiniz de. Hayır. Yazın koruyacak. Hayır hayır, sen senle. Senle gittiğimizde. Değil mi? Karacılar var ya, bu arkadaşlar.
Bir de Sarıköy istiyorlar ne ya? 15 yıllık benim ne olur gidin falan yazmış bir tane takipçi. Sarıköy yakın ki. Aynen Çorum'dan gelirken gördüm galiba ben. Yok Sarıköy şu tarafta. İstanbul'a gittiğimiz yolda. Abi eriye bir şey yapalım. Hepsini mi alacağım? Açalım. Domates şu satayım mı bana? 12 liramız var 15 satıyor. 12 bunlar güzelmiş anne. Domates ne kadar? Yenge 10 satsa da 8 olur ya. Ben geliyorum şuradan çağırıyorum. 15 lira yapayım mı abi? Çok güzel pembe domates. Abi 15 lira yapayım mı? 3 yapalım. Ama anne çok büyük değil mi ya? Abla bu pembe domates. Pembeymiş bak kırmızı şey ne yapıyor duruyor ya. Bundan al bence salkım daha iyi. Bu salataya falan lezzet çok iyi. Gözümüzü yiyelim gelin siz. Aha. Biraz ondan o zaman, biraz ondan al. 8 liram şurada getirilmiş. Abi 1 kilo şundan al. 2 kilo da bundan ver. Yavacığım gel bakayım. 2 kilo salkım ver. 1 kilo da bundan verelim. Abi salatalık ne kadar? Onu da az olsun. Efendim. Yemek yaparım. Al. Tamam. 2 olacaktı değil mi sandın? 2. Bu da şey melon, watermelon. Daha değişik oluyor bu karpuzlar yeşiller. Güzel mi bu? Yok ya turuncu abi, duruyor. Abi sağ ol. Şunlar güzel değil bu. Kıyılarından belli. Geçen zaman bir şey daha. Daha her şey mevsiminde güzel. Bir kilo bundan verdiniz mi ablama? Abla bizi mi çekiyor? Enzon neyin seçimden de bizi görecek. Bizi abi benim ufağım. Bir kilo da bu abla. Bu da onun ufağı. Ha bir kilo daha. Yedi kardeşiz biz. Bir de şu patlıcanın bir kilo alayım abi. Baba sever oğlum. Bak. 2 kilo patlıcan. Al abi ya üstüne bak. İkisi de aynı fiyat. Doldurabilirsin. Ahmet sendeki kaba kaç tane değil? Ahmet. Ahmet. Arabadaki. Neydi abi? Kabak kaç tane? Kabak da mı aynı? Aynı abi aynı. Ha, kabak çok tüketmiyorsunuz. Şöyle abi şey alayım işte. Fiyat aynı mı? 2 kilo patlıcan, 1 kilo kabak alayım. 2 kilo da bundan mı alacağım? Evet, tamam. Patatesimiz, soğanımız var. Ahmet sen patlıcan aldın ya, kabak aldın mı? Kaç tane? 3. Gel Ahmet. Onu bilmiyorum abi. 2 tane senden 2 tane getirdi, 7. Evet. Pazar mağdurlarından oradaki adam diyor ki biraz önce diyor 10 bin kişi vardı diyor. 5'te kapatmaları gerekiyormuş normalde. Arkadaşlar hiçbir şey bulamadık. Meyve de yok, portakal yok. Meyve ve yeşillik alamadık ama domates, salatalık, biberimiz, her şeyimizi aldık. Bir de gel buraya söz verdim sonra hocam. Yeşil soğan alayım gelin yazın. Hadi git al da gel. Arkadaşlar pazarın durumunu görüyorsunuz. Biz gelene kadar kalkmış. Şu taraftan çöpler toplanmış bile belediye tarafından. Buralarda da vardı şurayı pazar. Şurayı kapattılar diyorlardı ama dışarıda hala ürünler var. Hani? Şu şey. Onlar ha şeyde de kapalı. Şok'ta da kapalı. Öbür bizim buradaki Şok'a gittim mi ben bugün? Yok şu. Bantlamışlar. Elektronik işte. Tamam şey. Kapkaşı ona geliyor. Aynı. Bantlı. Niye dışarıdakileri almamışlar? Ha içeride yer yoktur belki de. Ya da açık oldu belli olsun diye. Şu an marketler, bakkallar hep kapandı. Meyvesiz gidiyor eve de. Olsun evde elma vardı. Elma vardı gerçi. Şeyle markette kapanmaz herhalde. Müzik de çalıyormuş. Hafiften hafiften. Yağmur gelecek gibi sanki. Keşke biraz araba yıkasa. Bizim araba kirden kayılıyor. Dün sanki yağdı. Şey, yağdığına baksana böyle çamur gibi yağmış üstüne. Az ya. Yolun çok öyle bir aynen. Çamur. Üstteki tozunu alıyor. Bu da Ramo. Ramoş. Artık biz meyin yolunda öğrendiniz.
Sakın basın falan yapmayın ha. Zeliha'cığım beklerim her zaman Türkiye izine geldiğinde. Efendim burası SSK, onun 2-6 sokağı da benim ev. Türk biraz erken çıkabilseydik A101'e falan giderdik. Aynen. Ama baklava önce bitirdik. Neyse o petroller falan çıktı. Yola çıkacağımız zaman. Daha şu anda baklavamız şeyde fırında arkadaşlar. Biraz da onu çekeyim. Annem atmadan göstereyim size birazcık. Fırına sürdük. Eşime baksana ara bak dedik. Kaçtık geldik. İnşallah yakmamışlar. Nereden girdik? Neyse şuradan şöyle. Bu da bizim komşu. Su tesisatçısı. Onu da çektim bu arada. Bir blokta oturuyor. Buralardaki dükkanlar çok güzel ama yeri iyi değil. Uzak, çarşı uzak olduğu için buralar genelde boş. Biz hastaneye yakınık. Merzifor'un son tarafları sayılıyor arkadaşlar bu taraf. Şu ileri yolun aşağı tarafı çevre. İstanbul yolu. Şurası da bitmiş baksana. Nereye? Hey anam. Şöyle aşağıdan dolanayım dedim. Bir takipçimiz galiba şu alt tarafta oturuyormuş. Belki onun evini de görürüz. O da kendi evini görüyor. Yurt dışında yaşıyor da. Derken de Zeliha Tarhan ablamınkini göstereceğim. Ben kendi evimi de göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Şuradan şöyle. Şu karşıdaki mavi gri olan ev. Yavaş nazik. Nereye gidiyorsun? Aşağıda mı dönecek? Şu aşağıdan şey galiba. Tamam ben de şuradan dönecek zannettim. Hastaneye doğru. Hastanede çekelim şu ön tarafında. Eski işlettiğin kafeyi gösterelim. Tamam. Hadi. Ona ismini değiştirdi ama. İsmini değiştirmiş mi tabelayı? Değiştirmiş. Burası hastane. Merzifon'un. Baksana her yer kapalı. Burada var ya park yeri bulmak imkansız. Gördüğünüz gibi yine dolu da. Şu eczanelere az yemek vermedik arkadaşlar. 3 yıl çalıştık biz burada. Geçti. Teşekkürler. En çok sevdiğimiz eczacımız Sema. Bir çiçekçiyi göster. Çiçekçi yan komşumuzdu. O annem ilk dükkanı açtığında oradaki çiçekçideydik. Evet ilk dükkanımız buraydı. Buraya masa yetiştiremedik. Çok dardı. Şöyle. Aynen. Şimdi altın ondan orada. Sonra bir sokak üste atladık. Şuraya geçtik biz. Bunun içi çok büyük. Böyle gözüküne bakmayın. Burası 3 benim kaldı. Mutfağım şu yukarıydı arkadaşlar. Hala da mutfak orası da biz öyle yerleştik. Biz kendimiz yaptırdık bunun içini. Normal boşu da bayağı değiştirmiş ama biz böyle kullanmıyorduk. Hı-hı. Biz buraya girişini direkt biz masalarımız aşağı, falan vardı. Masalar aşağıdaydı bizim. Şu turuncu gibi kahverengi boyasıyla alsana tekrar. Aynen. Şu kısım bizim orada masalar vardı. Bu yükseltmiş. Şu tablet yazan yerde yani yüksekliği o kadar şu an. Şu üst kısım hala mutfak. Üst kat yapmışlar. Yani. Merdiveni kullanmıyorlar. Direkt çay servisini oradan yapıyorlar şimdi. Vallahi şurada semaverimiz vardı. Hala aynı. Biz de aynı semaverimiz. Baksana. Kasamız hala aynı. Kaç yıl oldu. Hala aynı şekilde kullanılıyor. Demek ki dekorasyonumuzu beğendiler. Şöyle küçük ama çok ailecek, çok severek işlettiğimiz iş yeri. Çok güzel bir hatıra kaldı bize de. Yine öyle planlarımız var bakalım. Yürürlüğe girerse yaza doğru anneme bir iş yeri açacağız. İnşallah. Allah nasip ederse. İnşallah. O günleri görebilirsek. Buralarda hep 1+1'ler. Şu karşısı da annem gelin evi. Anne şöyle biraz yakınlaştır da göstereyim. Dur. Şöyle yap. Şurası. Şu ev. Şu evi elimle göstereyim. Elin şurası. Bizim ev şu balkonumda açılıyor. 4. kat. Aynen. Camının biri boş gibi perde yukarı çekilmiş. Kesin Ramazan televizyon izliyor o evde. Evet biraz uzaklaştır şimdi. Burası hastane yolu arkadaşlar. Burada kırmızı ışıklardan. Şu tarafa geliyor. Ters yön. Şuradan. Geri şeye çıkacak. Şimdi gösterelim olsun, dediğimiz için olsun. Gezelim. Aha. Ters yön o taraf. Babam dedi ki 15 gündür arabam çalışmadı. Nazik benim arabayla gittin dedi. Ben de hazır bulmuşken gezeyim değil mi arkadaşlar? Arabam biraz açsın kendini dedi. 10 gündür çalıştırmıyor. Böyle araba gündür sürerken de daha fazla izliyor babam bizi. Daha dikkatli. Nerede bastık, nerede ettik. Arabaya çok düşkün. O da bir evladı gibi arabası da. Çok zor kazandığı için parayı. Allah kolaylık versin.
güç kuvvet versin. İşi çok zor babamın. Şu arabaları da hiç sevmiyorum. Ne? Bilmiyorum, çirkin geliyor bana. Yüksek onlar. Çirkin gösteriyor yani şeyi. Çok geniş. Seyahat arabası. Şimdi yukarıdan dolaşıp geri gelecek, arabamıza biraz açacak. Aynen. Şöyle basayım, babam da bir izlesin. Zaten balkonda şimdi bak, o bizi görecek. Onu da şuradan çekeyim arkadaşlar. Ahında mı? Mutfak balkonunda. Allah Allah. Gördüm ben onu. Hayır. Ha vallahi gitmiş, demin gördüydüm. Şimdi her zamanki yolumuzdan dönelim. Şuraları da her videomda söylüyorum. Buraları çok beğeniyorum. Gülcan halama dediğim ev de şurası. Halacığım izliyorsan yer. Müteahhit hala aramadı beni. Demek ki gelemedi. Bu siteler yeni yapıldı. Elmas Park evleri diye. İnşallah o daireye bakacak size. Buralar hep yıkılmış anne ya. Burada herhalde ev yapılacak. Yıkıldı. Öyle kaldı. Evet, evimize yaklaştık. Arkadaşlar annemi ifşa alayım. Şöyle gördüğünüz gibi baklava yapmış. Yaptık daha doğrusu. Soğuk baklava. Çok güzel oldu. Biraz da bunu ifşam dedim. Ne oldu Abdurrahim? Abdurrahim dedi ya, annemin şeylerini çekmedi. Annem de... Evet arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum. Evimize geldik. Şimdi iftar hazırlığı. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.